Bakın baklavanın olmadığı barizdi zaten. Kendisi Onu de kabul ediyorum. kapı Beklemesi pişmemişti. lazımdı. Eyvallah. Biraz daha Çorbanın pişmesi içinde lazımdı. kütürler öyle ya da böyle kalmış. Birkaç ufak tefek şey, evet, saç kavurma, pardon, normal klasik kavurma değildi, doğru. Evet. Bakın bunlardan puan kırarsınız. Zaten kıracaksınız. Yani Ama bunlar, kırdım diye işte şimdi ama bir hakkı saniye, 3 değildi. yemeğin sonucunu etkiliyorsa hatalar, tabii ki ben de kırıyorum. Yoksa herkese 10 verelim yani. Öyle. Ama şimdi kırmak var, kırmak var. Siz 7 puan birden Ya bunlardan nasıl hakkı kırdınız değildi Sebahat yani. Hanım? Ya işte bir de gelini de benim işte ne bileyim benim gelinim hakkında da işte konuştu falan. Orada da biraz Siz o zaman haklıydım yani. şahsi aldınız orayı. Hayır bir de benim gelinimin Şahsi al. yemekleri benim Gelinin gelinimin elbette yemeklerini ki orada hakkını savunacak. benim gelinimin yemeklerini orada yorum yapamaz. Çünkü o kendisi tatmadı. Benim de Siz gelinimin tattınız. emeği var. O bana yorum yapacak gelinimin yemekleri hakkında. Onu diyorum ben. Niye Size yaptı? yapamasın? Kendisi yemedi, tatmadı. Nasıl oldu onu Duyduğu bilmediği için öyle yapamaz kadarıyla. tabii ki. Alabilir miyim Yine de acaba? saygısız hiçbir şey söylemedi. Diğerini de alabilir miyim? Üçünü birlikte. Tabii canım. Teşekkürler. Üç çok az yani. Üç hiçbir şey olmamış demek. Neyse Yani bunlar bir tane bile yemeği olmamış demek. Üç zaten mecburen vermek zorundasınız üçü. Yani iki bir veremeyeceğinize göre üçten başlıyor yani. Ben Ben nasıl de eliniz vardı yemekleri... üç yazmayı bilemedim. Lezzetleri var Eli mıydı? nasıl Vardı. vardı Zuhal Hanımcığım biliyor musunuz? Efendim. Baktı ki bu bayan da dedi aşçı. Riske etmeyin dedi. Ya hayır. Korktu. Hayır. Hiç kimse de Korktunuz. hiç korkmadım. Hayır, Korkmadım asla. diyeceksiniz elbette Asla, ki ama asla, korktunuz. asla. Şimdi Yoksa tabii benim benim gelinimin gelinimin hakkını yemekleri savunamayacak insan değil. sizin gelininizin yemek yaptı yemekleri belli zaten. Hepimiz tattık, hepimiz biliyoruz, gördük yani. Sizinkileri de gördük. Evet, gördünüz. Ben elim kırılsaydı diyorum. Tekrar tekrar Aa, söylüyorum elim demeyin öyle. kırılsaydı. Allah etmesin. Estağfurullah. Dünkü kayınvalide bence gününe oynadığı için düşük verdi. Gelinini korumak için biraz daha un koymam gerekiyor. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. Yazıktır, günahtır. Hak etmedi çünkü gelinim. Hak etseydi oldu. Yapamadın der, kabul ederdik. Hiçbirimiz buraya ben bunu alacağım diye gelmiyoruz. Hepimiz bir ümitle geliyoruz. Hepimizin amacı var. Hepimiz bir şeylerde kullanmak istiyoruz. Ama bunu bu şekilde hırs yaparak değil. Kendisini ben zorlamamıştım ama gerçi yine de gelinimin hakkını yedi. Çünkü gelinimin hakkı 6 değildi. Sanki 8-9 vermiş de bana 6 puan için ellerim karışsaydı da vermezdi. Vermeseydim diyor bana. Birazcık cıvık oldu. Çok un mu çekti? Çünkü kanını biraz süzmesi gerekiyordu. Unuttum onu. Direkt dolaba attığım için. O ona sığmadı. Çok bu küçük geldi. Yani çok unlu kaldı. Hep gelinim, hep gelin diye artık bıktırdınız bizi ya. Ya zaten bunun lezzetini Nizade Hanım alıyorsun sizin mu? olmamış Almıyor yemekleri yedi musun? verdi. Benim Hangi almamış gelinimin yemeklerimi? yemeklerine 5 verdi. Neden ben bir şey söylemedim yani sizin Size gibi davranmadım. mi? Peki nasıl davranmadınız? Dün Nizade tavrınızda Hanım zaten olmamış yapacağınızı yaptınız. yemekleri. Son Olmamış noktayı değil koydunuz. bir Daha kere. ne davranacaksınız? Olmamış değil. Sebahçığım. Olmamıştı. Baklava olmamıştı. Güzelim Yalan bak mı? şimdi. Tamam baklavaya bir şey Şimdi demiyoruz. kıyaslamaya bakarsan. Kavurma değişik geldi. Yalan mı? Evet. Hayır. Bak ben ne dedim sizin kavurmanızda? Yarı çiğ yarı pişmiş yemedim doğru dürüst. Ciğere. Ama tabii dün ben Ciğere. yedim bak. Dünkü kavurma yemeğini söylüyor. Dün bak kıyaslıyorum işte. Beğenmiş. Yani böyle sakız gibi çiğnemek varken sağa çevir. En sonunda dedim ha yeter artık yuttum. Tuzunu sonradan koyayım çünkü şey rahat pişsin. Tuz olunca sıkıyor tuzu. Ondan sonra diğer yemeklere bir kusur bulmadım. Tamam mı? Çorbanda hafif Hayır hayır. tuzsuzluğu. Düne niye yedi verdiniz olmamış Düne diyorum yemeklere ben diyor. düne. Şimdi ne dediniz? Sizin geliniz turizm bölümünü mü okudu? Aşçı bölümünü mü okudu? Evet, Onu bilemem ama doğru. bayanın da gelini mesela yemek türünden anlayan bilen uzman. Ondan 18 uzman. yıldır bu işi Evet. yapıyor. Tamam mı gülüm? Evet. Ben sana 3 verebilirdim. 4 de verebilirdim ama 5 Ama siz verdim. kafanızda zaten belirlemiştiniz ne kadar puan Hayır, hayır. vereceğinizi. Sizin Dün yaptığınız söylediniz. gibi Dün mi? söylediniz bunu.
Sizin yaptığınız gibi mi? Siz de ben 3 vereceğim diye programlayıp geldiğiniz gibi mi? Yok hayır. Gelinleri kıyamam. Hayır yok diyorsanız o anlamda onu vermeyi tercih etmiş. Madem öyle. Tamam ama... Yani bir hakkaniyetle bir şey var ortada. Siz o hakkı kaldırmışsınız ortadan. Ha bunda. Hakkı hukuku kaldırmışsınız. Ya neden ben gelinimi savunduğum zaman bana kızıyorsunuz gelininizi da? Gelininizi savunacaksınız elbette evet, ki savunacaksınız. Evet tabii siz de savunacaksınız. Ama puan hoş bir puan değildi. Ama üçlük bir masa değildi bu masa. Beğenmedim. Yemeklerini beğenemedim. Beğenmemeye odaklı geldiniz. Evet beğenmedim tamam. Olabilir, olamaz mı? O şekilde odakladım kendimi de amenna. Hayır kesinlikle odaklanmamıştım. Ya o aşkın gibi aşikar ortada. Sebahat Hanım'a inat olsun diye vermedim. Ki Sebahat Hanım'a 5 puan verdim bak. 4 vermedim, 3 vermedim. Sebahat'a gıcık olduğu için vermiş olabilir. Vermiş olabilir çünkü her dün her şeyi beğendi. Sebahat Hanım birinci olmasın diye Şükran Hanım'a 7 verdi. Arnavut ciğer, sebze sote, bir de soğan salatası. Dün masada mesela masa düzeninden bahsedildi. Bugün nasıl buldunuz masayı soramadım. Çiçek bu biraz... çizginin ortasında olmalıymış. Evet. Elmas Hanım demiş. Sizinki niye ortada değil? Gözümçü ortada. Hayır değil canım. Oradan bakınca öyle geliyor. Hayır ortada. Arkadaşlar tam çizginin üstünde mi? Ortada değil. Mı? Hayır değil. Aman çocuklar dikkatli cevap verin de ibreler size dönerse. Değil değil. Değil. Değil mi? Değil. Evet hafif bir bu tarafa. Ha, o kadar olabilir. Bizimki de öyleydi. Ha sizinki olabiliyor bizimki olmuyor. Ayrıcalığınız var yani. Yok ayrıcalığı yok az bir şey. O kadar fark etmez yani. Ha bizimki niye fark etti? Bizim senunki daha aşağı tarafaydı diye. Ha aşağı tarafa. Metro falan var mıydı? Yok biz de metre ölçmeye şey etmiyoruz. Gözümle ölçtüm. Ben de gözümle ölçtüm. Sizinki de ortada değil. Sizinki de ortada değil. Az bir küçük az. Bu masayı beğendiniz mi Filiz Hanım? Güzel beğendim. Güzel. Siz beğendiniz mi Sebahat Hanım? İyi. İyi. Siz Emirzade Hanım? Normal buldum. Normal buldunuz. Güzel değil normal. Evet. Ne siz... çirkin ne de çok ben güzel masat buldum. Buldu da. Babasının hiç yok idi buraya buldu kusur. Ha babamın evinde yoktu. Burada gördüğüm için daha dikkatli bakıyorum ki yani. Öğreneyim bir şeyleri yerine göre kullanayım diye. Sofra masasında iyiydin. Sofrasında şimdi masayı beğenmiş. Siz beğenmediniz din ilk etapta. Ama Emirzade Hanım saray sofralarına aşıklar. Zade'ye bakma. Sen benim görüntümden basit biri mi sanıyorsun? Estağfurullah. Sen nesin? Yüzecek misin? Ben giyinime düşkün bir insanım. Makyajım, yok tamam da makyajım var. Düşkün bir insanım. Herhal kendine düşkün bir insan. Bir de şunu söyleyeyim. Şakalaşmayı da çok güzel yaparım. Acınız macınız konuşuyor vallahi bugün. Evet sofrada oturup yarışmacıya iticisin diye geliyorsun bana itici geliyorsun. Neden dedim onu? Biliyorsunuz. Evet madem ki böyle sofrada oturmasını biliyorsanız. Evet biliyorum. Evet masada böyle mi konuşulur? Bana itici geliyorsun lafını kullanıyor çok musunuz masada? Çok şey yani çok ağır bir laf. Evet gerçekten. Benden özür dilemenizi istiyorum gerçekten. Ben boynuma sarıl demiyorum tamam mı? Sana zaten sarılmak için zaten sarılmak için bir neden yok. Yani biraz... yumuşak olmayı düşün. Evet, daha güler yüzüm geçirdiniz aynen, yani. Aynen. Beni boynuma sarıl demiyorum. Ama masada bu yani... lafı sizden beklemezdim mesela dün. İtici geliyorsunuz lafını. Siz dün haddini bil der gibi üstüne basa basa teyze kendisi dersiniz. Kendisi bana itici dedikten sonra da mı dememi? O da o tabii diyeceğim. Tabii diyeceğim onu. Benim arkamdan bana konuşma. Bana itici dedikten sonra kim da mı diyeceğim? Ha, ne dememi beklerdiniz? Teyze demin tamam gayet güzel teyze dersin ama teyze. Evet bana size itici desem siz ya, bana ne derseniz tepkiniz ne olurdu? Bak teyze demek var, teyze demek evet, var. Evet ben sana şu anda iticisin desem orada. Bana senin cevabın ne olabilirdi? Tamam ben de teyze derdim ama teyze derdim. Teyze deyip üstüne basmazdım. Tabii basacağım. Bana iticisin lafını kullanmaması gerekirdi. Çünkü ben sana neden bir kullandım şey o zaman? 5'i niye verdin? Ya ben 5'i o gün o saatte uygun gördüm. Eksik tamam değil. Ama ben şimdi seçici olduğum için ben bunu baştan da söyledim yani. Gelin de geç kaldı. Gelin evet kaldı? Geç kaldı. Evet. Hadi gel. Ben özür dilemesini istemiştim Emirzade Hanım'dan. Dün bana itici dediği için. Gerçi ama özür dilemedi. Ama yine de ben bunun peşini bırakmayacağım. Açıklamasını yaptım. Ben dedim benim boynuma sarıl demedim. Kahkaha ve gül demedim. Bir gülümseme ya dedim. Onu bulamadım sizde dedim. O yüzden itici geldiniz bana dedim. Biraz tebessüm ya böyle.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.